size bunun ucunda biriken pisliği göstereceğim burnum bittiğinde. Ve beni takipten çıkaracaksınız muhtemelen. İnanılmaz. Face ID yüzümü tanımıyor ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Selamlar. Yine ben. Ya bu videoyu yapmak için yaklaşık bir yıldır falan bekliyorum. Çünkü neredeyse bir yıl oldu ben bunları alalı. 5 ürünün 4 tanesini daha bugün paketini açtım. O yüzden hep beraber deneyimleyeceğiz. Yani hiçbir fikrim yok nasıl çalıştıklarıyla alakalı. Ama göreceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 5 ürünü de alırsanız kendi güzellik salonunuzu açmanız için tek eksiğiniz vergi levhası olacak. A'dan Z'ye cilt bakımı yapabileceğiniz ürünler. Bir cilt bakım merkezine gittiğinizde size uygulayacakları standart bir cilt bakımında bu ürünleri kullanıyorlar. Ölü deri kazıyıcı diye bir şey var. Daha önce kesin görmüşsünüzdür. Böyle spatula gibi bir ucu var. Zaten inceleyeceğiz birazdan. Gözenek vakumlayıcı, siyah nokta çekici bir şey var. Ama pille çalışan değil, USB'li. İlk defa deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Chocopop maskesi kıvamında böyle çok acayip bir maske var. Renk değiştiriyor. Bir de tıraş makinesine benzeyen, yine renk değiştiren bir şey var. Hepsini inceleyeceğiz. Şimdi bir AliExpress'e girelim. Ürünleri kaç paraya almışım? Ne kadar sürede geldi hiçbir şey hatırlamıyorum. Vergi döneminde almadım. O yüzden vergi ödemedim. Bu arada ya cildim gerçekten son yılların en kötü zamanlarını yaşıyor. Ve ben çok yakın planda cildime bir şeyler yapacağım. Uçuklarım var, sivilcelerim var. Pörtlettiğim siyah noktam kızardı. Rezalet haldeyim. Bu 5 üründen sadece bunu kullandım daha önce. O da buhar makinesi. Yani basic bildiğimiz, içine su koyduğunuz ve suyun kaynamasıyla birlikte suratınıza buhar veren çok basit bir makine. Şimdi biraz inceleyelim bakalım. Ürün birazcık büyük olduğu için $8 shipping kitlemişler. Okey, kabul edilebilir. Yani $26 evinizde ömür boyu gözeneklerinizi açacak bir şey var. Ha tabii derseniz ki ben tencereye kafamı basıyorum, kettle'ı açıyorum, kafamı içine sokuyorum. Onlar da olabilir. Bu arada kaç kişi almış? 92 tane yorumu var. Bence yeterli böyle bir ürün için en azından. İkinci ürüne geçiyorum. Ultrasonic Deep Face Cleaning Machine Skin Scrubber Remove Dirt Blackhead Reduce Wrinkles and Spots Facial Whitening Lifting. Ürünün ismi bu. Yani hiçbir ürün bu kadar şeyi aynı anda yapamaz. Bu da zaten AliExpress'in en sevdiğimiz tarafı. Anlamsız vaatler. Ama ölü deri temizlediğini biliyorum çünkü gerçekten cilt bakım yaptırdığım yerde bunu kullandılar üzerimde. Ve ölü deriyi arındırıyor, gözenekleri açıyor. 2500 yorum var. Oha! Bunun biraz kullanımına bakmak istiyorum çünkü bunu gerçekten kullanmadım ve cildimi parçalamak istemiyorum. Yüzüm zaten paramparça, yani bundan daha kötü ne olabilir diye insan düşünmeden edemiyor. O kadar karışık anlatmışlar ki ben açıkçası bunu deneyerek görmek istiyorum. Ne olacaksa olsun. Gelelim üçüncü ürüne. Üçüncü ürünümüz USB ile çalışan ve çeşitli başlıkları olan böyle küçük büyük çalışacağınız bölgeye göre değiştirebileceğiniz bir siyah nokta bakım makinesi. Şu ince uçlu başlığı yalnız merak ettim, o burunda işe yarar gibi gözüküyor. 5 üzerinden 4.6 bir puanı var. Bence çok iyi. Bu arada Türk yorumları, Türkiye'den gelen yorumlar üste çıkıyor Türkiye'de olduğunuz için AliExpress'te. 26 günde gelmiş diyen var. Ben hatırlamıyorum kaç günde geldiğini. Dördüncü ürün böyle biraz tıraş makinesini andırıyor. Bu Chocopop maskesi gibi olanla bu ikisinin arasında kaldım. Ama ikisini de almışım yani. Aslında ikisi de ışıklı ürünler. Bence çok fazla bir farkları yok ama bu biraz daha böyle cilde sürüldüğü için muhtemelen kan dolaşımını daha iyi hızlandıracağını düşündüğüm bir ürün. Bunun 5 farklı rengi var. O başlıktaki renkler değişiyor. Birazdan göreceğiz zaten. Şu videoyu çekeceğim diye ne bir cilt bakımına gittim ne evde kendi kendime bir şeyler yaptım. Şu an böyle gözeneklerim şov yani şov. İçi ledle dolu. Dünya saçması bir şey. Kısaca 7 farklı ışıkla cildinizdeki 7 farklı problemi geçireceğini iddia eden bir cihaz. 20 dakika kullanın diyor. Bu önemli bir detay. Bu arada akıl almaz bir gerçekle sizleri yüzleştirmek istiyorum. Bu ürünleri ben totalde $100 almışım, hesapladım. Hadi vergi olsun. 400 lira da ben ekleyeyim hadi. 1000 lira olsun ki mümkün değil. Yani bunun vergisi totalde size 100-150 liradan daha fazlaya gelmeyecektir. Türkiye'deki fiyatlarına baktım ürünlerin. Totalde ne kadar biliyor musunuz? 2200 TL. Aşağı yukarı benzer ürünler bu arada. Buraya koyarım ekran görüntülerini. 2200 TL yapıyor. Ve ben sadece 600 lira verdim. İnanılmaz bir fark var. O yüzden AliExpress'ten ürün alınır mı? Kesinlikle alınır. O zaman artık buhar makinesiyle gözeneklerimizi açalım. Ürün şu ebatlarda. Ağır falan da değil öyle çok fazla. Şimdi bunun içine şöyle bir haznesi var. Bu hazneye şurada Çince Max yazıyor muhtemelen.
kadar uzunmuş max yazısı Çince. 5 dakika kadar bir kaynama süresi var. Ondan sonra şu gördüğünüz yerden suratınıza buhar püskürtüyor. Ve yaklaşık yani içindeki bütün su bitene kadar bir 10-15 dakika geçiyor. Zaten yetiyor yani. Daha önceden hazırlamış olduğum suyumu dolduruyorum. Bakın nasıl da çalışıyor. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz yaklaşık bir 5 dakika kadar. Bu sıkıcı vakitte sizleri oyalamak istemem ve kayıttan çıkabilirim. Yolumuza iki kamerayla devam ediyoruz. Merhaba. Şimdi suratımı tutuyorum. Şu mesafe iyi. Yani bunu biraz daha yakını yakmaya başlıyor. Yaklaşık 10-15 dakika böyle durmanız gerekiyor. Cilt kazıyıcımızı çıkartmak isterim. Bunu bir dezenfekte edelim tabii ki. Duru limon kolonyasını kullanacağız. Limon kolonyamdan eser miktarda alıyorum. Ürünümü dezenfekte ediyorum. Buradan başlıyorum. Kızarmam normal bence. Bu şimdi gözenekleri açıyor biliyorsunuz. Ölü deri temizliyor. İddiası bu. Ya hissiyatı böyle hafif bir minicik böyle bir elektrik varmış gibi ya da böyle bir kımıl kımıl bir şey varmış gibi. Sanırım bir uzaylı var içinde bir yandan. Küçük bir uzaylı topluluğu suratımı temizliyor gibi sesler çıkıyor. Bunu bir pamuğa tutup bakacağız şimdi. Pis pis gözeneklerimden çıkanlar gözüküyor. Ultrasonik ve iyon. Bakın bu iki terimin ya da bu aletin ne işe yaradığını bilen varsa yazsın. Ama benim gözlemlediğim kesinlikle bir gözenek temizliğinin olduğu multifunctional cleaning instrument. Multifonksiyonel temizleme enstrümanı diye Türkçeleştirebileceğimiz bu müthiş alete şimdi geçiyoruz. Kutu açılışı. Sizi yine bir ürün görseli karşılıyor. %100 böyle bir şey göreceğinize emin olmanız gerekiyormuşçasına. Bunun harikalığına bakar mısınız? Birkaç kaybımız oldu. Bunlar ne bilmiyorum. Şarj kablosuyla geliyor tabii ki. Micro USB evde 100 bin tane yokmuş gibi. Cihazımızı çıkartıyoruz. Evet, akla ilk gelen şey ateş ölçer. Farkındayım. Çok benziyor. Şu bir talihsizlik yaşandı. Siyah nokta makinesini tabii kutusundan yeni çıkarttığım için şarjı yokmuş. Şu an içeride şarj oluyor. O sırada gözeneklerimiz kapanmasın ve ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığını görebilirim diye tekrardan buhar makinesini çalıştırdım. Şöyle bir 5-6 dakika daha gözeneklerimi açacağım. Gözeneklerimi tekrar açtım. Ve şimdi bu harika aletle siyah noktalarımdan bununla kurtulabilecek miyim? Göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz iyi. Şimdi size bunun ucunda biriken pisliği göstereceğim. Burnum bittiğinde. Ve beni takipten çıkaracaksınız muhtemelen. İnanılmaz. Bu en ince başlığı bu arada. Burun için ideal olacağını düşündüm açıkçası. Ay şaka gibi. Şimdi başlık değiştireceğim. Çünkü bu aşırı pislendi. Bunları nasıl temizleyeceğiz ya sonra? İlk kullandığım başlıktan hiçbiri daha iyi değil. O yüzden ilk başlıkla devam edeceğim. Bu arada böyle bunlardan iğrenen insanlar vardır muhtemelen. Ama ben açıkçası oturup böyle şey izleyen insanlardanım. Neydi ya, pimple popper var ya, bir tane kadın böyle siyah nokta sivilce sıkıyor. Üf. Bak sivilce de iğreniyorum. Yalan yok. Biraz tiksindiriyor beni sivilce ama siyah nokta sıkılma videoları, o böyle pislik çıkıyor falan, inanılmaz tatmin oluyorum. Ya şu pisliği görüyor musunuz? Sürgelerin böyle koltuk başlığı vardır koltuğun kenarlarını almak için. Bu tam o. Şu an için best 10 üzerinden 10 en iyi ürün. Yani bugüne kadar incelediğim en iyi ürünlerden biri bile diyebilirim. Yumuşacık oldu. Gerçekten gözeneklerim temizlendi. Şimdi suratımızı temizledik. Gelelim dördüncü ürüne. Dördüncü ürünümüz bu, kaslarınızı uyarıyor elektrikle birlikte. Radyo frekans veriyor ve led ışık enerjisi veriyor. Bak bu biraz şu an beni heyecanlandırdı. Bunun bir de böyle ev telefonu gibi oturan bir şarj mekanizması var. Şöyle jelatinini çıkartalım. Şimdi kırmızı ışıkla açılıyor. Birden 5'e kadar ışığın seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani daha yoğun olsun ya da daha az olsun gibi. Buradaki alttaki butona bastığınızda da renk değiştiriyor şu şekilde. Yani ışıklı şeylere ne kadar hasta olduğunu biliyorsunuz. Bunları da zaten o yüzden aldım. Şimdi bu ürünü suratımıza böyle gezdireceğimiz için tutmadan önce biraz serum sürmemiz gerekiyor. Glikolik asit içeren bir serum var elimde, Sephora'nın. Şöyle göstereyim. Bunu uygulayacağım. Elimi aldım. Her yere döktüm. Bunu böyle C vitaminiyle falan da yapabilirsiniz bu arada. Evdeki kullanmadığınız serumlarınızı böyle suratınıza boca edip Çin'den aldığınız ışıklı cilt bakımı ürünleriyle bir araya getirerek siz de cilt kanseri olabilirsiniz. Şimdi serumumuzu uyguladık. Cildim o kadar açmış ki seruma sürekli olarak emdi. Oha! Elektrik uyguluyor ve biraz da vakumluyor gibi. Net parasını hak ediyor. Şu an şu hissiyat hiçbir işe bile yaramıyor olsa
kesinlikle parasını hak ediyor. Ay hafif bir şöyle bir gıdıklıyor sizi. Yani muhtemelen bilimsel açıklaması olan şeylere gıdıklama hissi falan diyorum şu an. Yani bir ışık cildi beyazlattığını iddia ediyormuş. Buna ihtiyacım olduğunu da hiç emin değilim ama yine de deneyelim. Şöyle. Çok iyi. Bunu alın. Ben bunun işe yaramayacağını düşünmüyorum. Bu kesin işe yarıyordur. Gelelim son ürüne. Şuna bakar mısınız? İçi LED dolu, LED. Bakın kutunun içinden neler çıkıyor ona bakalım. Maske çıkıyor. Böyle eski klima kumandasına benzeyen bir kumanda bizi karşılıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir priz çıkıyor gördüğünüz gibi. Siz bunu tabii satın alırken Amerika uyumlu mu, Avrupa uyumlu mu seçiyorsunuz. İki ucu USB'li bir kablomuz daha var bizi karşılıyor. Yine bu klima kumandasına benzeyen kumandaya takacağız onu da muhtemelen. Öbür ucunu da maskenin şu altına. Power diyor. Basıyorum muhtemelen. Buna basmamız lazım. Abi çok güzel. 5 dakika ila 60 dakika arasında bunu suratınıza tutabiliyorsunuz. Timer'lı anladığım kadarıyla. Şimdi ben bir 5 dakika ile başlamak isterim. 1'den 5'e kadar ışığın yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Şeyden geçer. Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal. Hepsi bu kanal. Ne bu? Anonymous mu? Ne bu? V4 Vendetta mıyım ben deyim şu an. Ya inanılmaz ya. Ve bir başka rengimiz bitti mi asla? Bu ne ya? Mor mu bu? Ne bu? Şu an beni bu şekilde gerçekten ciddiye alabilen var mı ya? Face ID yüzümü tanımıyor ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Kah güldük. Kah. Gözeneklerimizi temizledik. Kah cildimize serumlar, ışıklar, infrared, ultrasonik iyon uyguladık. Bu videoyu böyle kapatamam. Oh be! Ay gına geldi. O Emine Beder bonesinden de, maskeden de. Evet, ürünlerimizi inceledik. Yani şu an suratım ısı ve ışıktan oluşuyor muhtemelen. Kafam iyi oldu benim ya bu ışıklardan falan. Bir fena oldum. Benim favorim kesinlikle fark yaratan, ucu hala pis de şunu düzelt değiştireyim, ayıp ya. Favorim bu, yani kesinlikle siyah nokta vakumlayıcı. Alet USB ile çalışıyor olması çok iyi. 2. Buhar makinesini sokmuyorum bu klasmana. Çünkü buhar makinesi daha önce söylediğim gibi yani işini yapıyor zaten. O yüzden bu kalan 4 ürün arasında bir top 4 yapmamız gerekirse. Tıraş makinesi görünümlü alet. İkinci favorim bu. İçindeki o ısı, ışık ve minik minik verdiği elektrik de gerçekten cildinizde bir şeylerin değiştiğini hissediyor gibi oluyorsunuz. O yüzden ben bunun işe yarayacağına inanıyorum uzun vadede. Üçüncü favorim maske ya yani. Bunu son sıraya koyan adidir, şerefsizdir. Çok abarttım. En az beğenmek durumunda kaldım çünkü diğerlerini çok beğendim. Hani bu işe yaramadığını söyleyemem. Ama hissiyat dolayısıyla ve çıkarttığı sesler dolayısıyla birazcık rahatsız edici bir ürün. Böyle uzun süre kullanamazsınız yani. Ürünleri nasıl buldunuz? Ürünleri daha önce deneyimlemiş olanınız var mı? Yanlış kullandım mı? Ya da daha önce kullandıysanız siz memnun kaldınız mı? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar beni yalnız bırakmayan ve muhtemelen dakikalarını heba etmiş siz sevgili takipçilerim, abonelerim, sizler. Siz sevgili insanlar. Sağlıkla, bakımla, güzellikle kalın. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum. Çünkü neden öpmeyeyim?